Türkiye'nin en sevdiği pop yıldızlarından biri. Bu yollara nasıl düşer? Birden nasıl tesadüfen astral bir seyahat yapar? Bu nasıl başladı? Çocukluğumda zaten ben bu tarz metafiziksel olan tarafta yaşanan olayları İslam'da tayyi mekan denilen bir olayın astralle aynı şey olduğunu gördüm. Demek ki dinimizde de var. Tam uykuya dalarken bir anda gözlerim açıldı. Ama gözlerim aslında kapalıydı. Çok net bir şekilde paralel evrenlerin boyutlarının o portalların geçişleri, tüneller, halkalar, acayip acayip görüntülerin içerisinde ayrı su var, ayın karanlık tarafında askeri bir üs var ve bunu dünya dışı yaşam formunun bıraktığı dünyayı siz normal ülkelerin mi yönettiğini düşünüyorsunuz? Bu güç nereden geliyor? Tamamen dünya dışı yaşam formundan geliyor. Yani bizim dünyamızı uzaylılar hep ziyaret ediyordu. Hep varlar, hep oluyorlar. Her şeyde hemen hemen insanlık üzerine alınan tüm kararlarda yerleri var. Yusuf Bey gibi çok insan var, bana ulaşıyorlar. Toplumda bilinen insanlar bunlar. Bu çok büyük bir potansiyele sahip bir konu. 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri bu konuda çok önemli çalışmalara girdi. Böyle bir birim var bizim istihbaratımızın içinde de. Of diyorum, keşke bunu başarabilse herkes. Bu duru gönüllülük, o kalp gözüyle görmek muazzam bir şey. Böyle bir şey yok. Unutun bunları ya, bunlara ihtiyacınız yok. Arkadaşlar, İlkay Baharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Türkiye günlerdir Yusuf Güney'in açıklamalarını konuşuyor. Kimileri de anlamak yerine, acaba niye bunları anlatıyor demek yerine böyle işi alaya varan yorumlara da götürmüş durumda. Ben açıkçası Yusuf Güney'i anlamak istiyorum. Sizlerin de ön yargısız bir şekilde her ne de olursa olsun bilişsin Yusuf Güney'i dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu arada çok kıymetli bir röportaj daha gerçekleştirdim. Bu konunun içinde onu da yayınlayacağım. Erhan Kolbaşı'nı zaten tanıyorsunuz. Kanalımın sürekli takipçileri biliyorlar. Bir araştırmacı yazar. Böyle açıklamalarda bulundu ki Türkiye'de de yine gündem olacağını düşünüyorum. Çünkü MİT bünyesinde açılan bir birimden bahsetti. Bunlardan da yine bahsedeceğiz. Yeri geldiğinde vereceğiz ama önce çok teşekkür ediyorum Yusuf Güney'e bu söyleşiyi yapmayı kabul ettiği için benimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm. İyi oldum. İlk andan itibaren tabii merakla takip ediyorum. Kanalımda da çünkü böyle ya insanın sadece görünen olmadığı, daha ötesi olduğunu yaptığım pek çok söyleşiyle birlikte ben de aslında bu İlkay Baharalı YouTube kanalı yolculuğunda keşfediyorum. Hem dinimiz bunu söylüyor, sen sadece görünen sen değilsin, benim vekilimsin diyor Yüce Allah. Hem pek çok inanç ve aslında bugün ispatlanan pek çok şey de bunu söylüyor. Sizin ama popüler bir kimlik olarak, yani bir popüler insanın, işte pek çok kişinin yerinde olmak istediği birinin birden böyle bir ruhsal çalışmayla ilgili açıklaması, ben astral seyahat yaptım, uzaya gittim demese çok ilgi gördü. Bir taraftan inanılası da bulundu. Bak konuda çok mu sıkıldı diye düşündüler. Önce ben şunu çok merak ettim. Oradan başlayayım. Bunu açıklamaya nasıl verdiniz? Tekrar teşekkür ederim değerli zamanınız için. Şimdi bu konuyla ilgili tabii çok fazla gırgır şamata dalga geçildi. Çok destek veren ve uyanış içerisinde tabir ettiğiniz, uyanış içerisinde olan çok arkadaşımız da yazdı ve çok mutlu oldum bununla ilgili. Çünkü iç benliğini, huzura en azından bir başlangıç noktasında olan insanları görmek çok mutlu etti beni. Bu çok özel bilgilerdir aslında. Bunlar hani paylaşılması gereken de bilgiler değil. Çünkü bunu bir fiil profesyonellik yolu adı altında ilerlemiş olan kişilerin dile getirmesi, onların frekanslarının düşmesi ve biraz zora düşmesi gibi bir durumu da gerçek söz konusu. Ama günün sonunda bir bilgiye sahipseniz ve bu bilginin arkasındaysanız, bu bilgiyi destek görüyorsa başkaları tarafından da ve doğru olduğuna da inanıyorsanız bence bu bilgiyi dile getirmek zamanıdır diye düşündüm ve tamamen kendisinin kendi kendine gelişti. Ben hiçbir şekilde bunu böyle hani
planlayayım, projeleyeyim, işte bir basın organlarına yayayım, bir anda böyle TT olayım, gündem değilsin diye yemin ediyorum hiç düşünmedim. Çünkü zaten böyle bir karakterde biz de değilim. Hani PR'ını yapayım, gündem olayım, bir şey yapayım. Bu tarz işlerle hiç içli dışlı olan sevmeyen bu tarzım değil diyeyim size. Ve bir anda gelişti. İnanılmaz bir ses getirdi. Ben bu kadar tahmin etmedim. Tabii gırgır aldılar arkadaşlar. Canları sağ olsun ki hiç problem değil, mütesir değilim. Çünkü insanlarımızın artık gerçekten gülmeye de ihtiyacı var. Mutluluğa ihtiyacı var, serotonin hormonunu yayma ihtiyacı var. Biraz olsun benimle beraber yaydılar, mutlu oldular, eğlendiler. Ama bu işin artık ciddi bir tarafı olduğunu da artık kamuoyuna paylaşmamız gerektiğini düşündüm. Ve sizler sayesinde işte gazetelerimiz, yayın organlarımız olsun sağ olsunlar çok ilgi gösterdiler ve bunu en azından kendime açıklayabilecek, deneyimlerime açıklayabilecek bir konuma getirmekte ayrıca mutluluk verdi. Teşekkür ederim size. Şimdi ben girişte de söyledim, Erhan Kovbaşı ile bir söyleşi gerçekleştirdim ve kendisine sordum. 1970'lerde Amerika'nın devlet olarak bu metafizik istihbarat anlamında bu çalışmalara, seyahat çalışmalara başladığını, Rusya'nın ondan da 25 yıl önce başladığını, Türkiye'nin de MİT bünyesinde 6 yıl önce böyle bir birim kurduğunu bize anlattı. Birazdan onları yayınlayacağım. Sizinle de ilgili size de çok önemli mesajları bununla var. Bununla ilgili ben de birkaç bir şeyler biliyorum, birkaç bir şey söyleyebilirim. Ki Rusya 25 yıl, evet aslında tam olaraktan Stalin zamanından beri bu astral casusluk üzerine ciddi çalışmalar yapıyorlar. Amerika bunu 1970-1975 civarlarında bir fiil başladı ve ülkemize de dediğiniz gibi hani bizim Milli İstihbarat'ta da bunun üzerinde ciddi duruluyor. Ama tabii bu tamamen spiritüel bir durum olarak algılandığı için üstü çok çabuk örtbas edilebiliyor. Yani aynı işte Amerika, NASA'nın işte dünya dışı varlıkların var olması ve bizleri ziyaret etmeleri, teknolojik ve yeraltı kaynaklarımız, zenginliklerimizden takas yoluyla teknoloji elde ettiğimizi, bunlar her şeyi saklıyorlar tabii. Ama artık o saklanış olayı çok deşifre oldu ve artık saklanamıyor bu tarz bilgiler. Ve internet üzerinden çok ciddi yayın organlarıyla beraber artık her şey deşifre olmuş durumda ve biz bunun üzerine gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İnanın kendi kendine bu iş buraya kadar nasıl geldi ben hala anlamadım ama hiçbir şey sebepsiz değildir. Her şeyin bir sebebi vardır hayatta. Bence bu sebeplerden bir tanesi de bir şeylerin değiştirilebileceğine inandırılmam gerektiğini düşünmemi istedikleri için de bu iş buraya geldi. Yani aslında evet bayağı bir değişik kurgu var ama benim dışımda. Şimdi Instagram'ınızda da bir canlı yayın yaptınız. Orada ben bir rüya gördüm açıkçası. Bunları açıklamazdım. Bir rüya gördüm ve bu sebep oldu dediniz. Yani hani rüyanızda bir his mi anlatman gerekiyor gibi bir şey miydi? O nasıl bir şeydi? Şöyle, şimdi bazı rüyalar bölüm bölüm açabiliriz rüyaları. Rüyalar ilk olan rüya şeydir. Hani sizin istem dışınızda, bilincinizin dışında var olan rüyalar. Yani sizin kontrolünüz altında olmayan rüyalardır. İkincisi lucid rüyalar, lucid rüyalar işte. Lucid rüyalar dediğimiz kontrollü rüyalar. Yani hani zamanında Leonardo DiCaprio'nun da bir film vardı Inception diye, başlangıç diye. Orada bir fiil anlatılan bir tür. Bu gerçek, bu da var. Bir de bazı özel demeyeyim de şanslı mı artık spiritüel tarafı daha psişik güç olaraktan terimlediğimiz durumu biraz daha güçlü olan arkadaşlarımız da rüyalarda mesajlar alabiliyorlar. Şimdi bir şekilde rüyasına mesaj gönderiliyor. O mesajı doğru algılarsınız, doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Çoğumuz da anlamıyoruz tabii rüyalardaki bizlere verilen mesajları. Sonrasında böyle yaşandığı zaman dejavü diye hitap ettikleri, tabir ettikleri durumu yaşıyorlar. Aslında bu bildiğiniz gelen mesajı size bir şekilde aktarılmış olması ve bunu siz algılayamamış olmanız. Bunu tabii o dejavu olduğunuz gerçek fiziki zamanda yaşadığınızda anlıyorsunuz. Rüyada evet bir mesaj şeklinde bir şekilde ulaşıldı. Sonrasında ben tabirini kendimce yaptım ve evet bu işlerin üzerine gitmem gerekiyor. Ama ilk olaraktan tekrar söylüyorum, benim bu işi yayın organlarıyla yayıp da insanlara ulaştırmam gibi bir fikir oluşmadı hiçbir zaman bende. Bu tamamen tesadüf oluyor şu anda. Yani benim bilincim ve benim isteğim dışında gelişen bir durum. Rüyadan sonra zaten öncesinde zaten astral çalışmalar yapıyordum ben.
Bunun için ilk olaraktan bilinçsizce yaptıktan sonra araştırıp bu işin işte erbabı, yani ne derler ya, profesyonel olaraktan rehberi, öğreticisi neresiyse, neredeyse oraya bir gitmem lazım gerektiğini düşündüm ve Peru'yu buldum. Peru'da da şamanlar çok ciddi bir spiritüel konferanslar yapıyorlar, spiritüel durumlarda bulunuyorlar ve oraya gitmem gerektiğini düşünerekten gittim. Orada da destek aldım. Sonrasında biraz daha üzerine gittim. Biraz daha işe eğitim tarafına döktüm. Haliyle bu süre zarfında da 3 yıl geçti. Yani bu olay aslında 2 yıl önce yaşanan bir olay. Ve ben 1,5 yıla yakındır da artık astral yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Tamamıyla ona göre yaşamanız gerekiyor. O ruhani boyuta geçmek böyle kolay değil. Hani normal gündelik işlerimi yapayım, oturayım işte sosyal medyada onu bunu takip edeyim, bir şeyler paylaşayım, işte ben her şeyi tüketeyim, hayvansal gıdalar da tüketeyim, algılarım kapansın. Sürekli yaptığım, en büyük yaptığımız yanlışlardan bir tanesi, normalde herkesin bilindiği marka diş macunları kullanıp içerisindeki flörün yoğunluğundan dolayı algılarımızın kapandığını kimse bilmez mesela. Bunlar hep böyle başlı başına zaten olayı tamamlıyor. Bir şekilde kendi kendine gelişti ve ben o zamanlar neden 1,5 yıl geçti aradan? Evet, tekrar yine bir uyarılar yaşandı. Çünkü çok hızlı ilerliyordum. Çok açtım bilgiye. Çok meraklı olduğum için, istek ve arzu ve şevk, aşk ile gittiğim için çok hızlı gelişti işler ve uyarı aldım. Bir süre ara vermem gerektiğini düşündüm. Düşündürdüler. Sonrasında olay buralara kadar geldi. Aradan 1,5 yıl geçti. Hiç kimseyle bu muhabbetleri etmedim ben. Ama bir anda kendi kendine gelişti. Şu anda artık konu bunu konuşuyor oluruz. Yani şu an ben bir müzisyen olarak da yeni çıkan şarkımı değil ama bunu kullanıyor, konuşuyoruz. Bu da çok enteresan. Her dediğim gibi her şeyin bir sebebi var. Hiçbir şey sebepsiz değil. Şimdi en başa dönersek hem biraz anlayalım istiyorum. Evet. Hem gerçekten merak ediyorum. Şimdi Türkiye'nin en sevdiği pop yıldızlarından biri. Genç kızların sevgilisi. Popüler bir adam. Ben ona şey diyorum. Konuklarım bu yollara nasıl düşer? Yani birden nasıl tesadüfen astral bir seyahat yapar? Bunun en başına gidecek olursak bu nasıl başladı? En başa gidecek olursak çocukluğuma ineriz. Çocukluğumda zaten ben bu tarz duru görülü, yani metafiziksel olan tarafta yaşanan olayları hissetme kabiliyetine bir şekilde erişmiştim. Sürekli anlatıyordum. Mesela enteresan rüyalar görüyordum. Rüyam küçücük yaşlarken rüya tabiri falan yapıyordum ben. Yani annem babam rüya görüyordu, bana anlatıyordu. Ben anlatıyordum onları. 5-6 yaşında, 7 yaşında küçüktüm de, çocuktum. Bir şekilde gördüklerimi analiz edebiliyordum. Sonrasında tabii ara ara böyle spiritüel olaylar yaşamaya başladım. Tabii çocuğum, anlamıyorum. Normal, bana normal bir şekilde geliyor. Ben bu kadar tabii ki bir bilgiye sahip değilim o zamanlar. Sonrasında işler ergenlik çağına yetiştikten sonra, ergenlik çağından sonra işte bu blue çağı, ergenlik, işte artık 17-18'ler yaşları görmeye başladıktan sonra algılar iyice açılmaya başladı. Ki ben o zamanlar çok büyük bir aşk acısı çekiyorum tabii. Ve o aşk acısından dolayı benim algılarım iyice tavan yaptı. Birlikte artık o ilişki, birlikte olan bir ilişkinin içerisinde olacakları tahmin etmeye başladım. O kişinin o yaşayacakları durumu ben önceden tahmin edip ona bil fiil söyleyip detay verip en son hani şey oldu, hani karşı taraf ya sen hayırdır, ne oluyor sana, nasıl bilebilirsin bunları işte derken orada da yine bir şeyleri hissettim. Yani anladım kendimce, dedim ya benim bu tarafım demek ki maneviyatım kuvvetliymiş, çok şükür. Ama orada kaldı, o kadar. Sonrasında benim bütün serüvenim 3-4 yıldır, 4 yıllık bir mesele. İşte dediğim gibi bilinçsizce bir astral seyahat yaptım ve bunu döndükten sonra araştırdım ve astral seyahat olduğunu anladım. İşte tasavvufta ya da İslam'da işte diyeyim aslında, tayyi mekan denilen bir olayın astralle aynı şey olduğunu gördüm. Demek ki dinimizde de var, metafizik kurallarında da işte, fiziki, şu anki olmayan zamanda, ruhlar zamanında buralara gitmek, gelmek de mümkün. Dediğim gibi eğitimler alındı ve biz bir şekilde serüvene başladım. Uyanışa başladım daha doğrusu. Peki o tesadüfen astral, yani insan mesela uykusunda olan bir şey mi? Nasıl olur tesadüfen astral seyahat? Tabii tabii, uyku geçişinde anlarsınız onu. Onu nasıl anlarsınız astral seyahat olduğunu? İlk olaraktan kimileri kendini görür. Kimileri bir anda hemen havalanır, bulutlar üstüne çıkar, uçar
ve uçtuğunu hisseder. Tamamıyla hisseder. Nefes alışını verişini hisseder. O an orada kendiyle konuşur. Kendi kendine konuşur mesela. Astral boyutta iç sesinizle, iç benliğinizle konuşursunuz. Ve iç benliğiniz, iç sesinizle siz aslında Allah'ın yaradığının sesidir. Sizlere ve rehberlik yapar. O yüzden de korkularınızı aşar ve o an korkmaz da devam etme isteğiyle devam edersiniz. Zaten astral seyahati bir şekilde ikinci seviyesinden beri başlangıcıyla başlamış olursunuz. Ve ondan sonra zaten zaman, mekan algısı yok. Bilinçaltınızda özellikle neyse o bilinçaltınız sizi o düşündüğünüz yere milisaniyeler, mikro, makro saniyeler içerisinde götürür. Peki sizinkinde ne olmuştu o ilk tesadüf astral seyahatte? İlk tesadüf bilincin dışında olan gelişen olayda ben ilk defa adını duyduğum bir camiye gittim ki kendim de Ağrı'da, diğerinde konserdeydim. Sabah ezanından bir iki dakika önce uykuya dalmıştım. Tam uykuya dalarken bir anda gözlerim açıldı. Ama gözlerim aslında kapalıydı. Çok net bir şekilde bir anda bulutların üzerinde buldum kendimi. Ve bir anda o caminin girişini buldum. Caminin içerisine girdim. Caminin içerisine kolaçan ettim. Ve sonrasında döndükten sonra da yaşadığım hadiseyi daha önce böyle bir cami var mı diye araştırdım. Gerçekten böyle bir cami varmış. Ama o kadar net anlar. Şimdi rüyalarda kesik kesikti farkındaysanız. Tüm serüveni hatırlamazsınız. Tüm hikayeyi hatırlamazsınız ve totalde de dönüp anlatabileceğiniz en fazla sizin 5-6 dakikalık, 7 dakikalık bir görseli anlatabilirsiniz rüyalarda. Astral seyahatte böyle değildir. Astral seyahatte çıkışı sağladığınız andan geri gelip uyanışa kadar olan bütün her şeyi net hatırlarsınız. Her şeyi, kelimesini aklınızdadır. Görsellerin hepsi hafızanızdadır. Bunu dile getirirken de hiçbir şekilde şu an ben nasıl takır takır anlatıyorsam o zaman da döndükten sonraki anlatımınız, uslubunuz net ve temiz olur. Rüyalarda bunu yapamazsınız. Rüyaları anlatırken ya işte şurada oturuyordum, bir an işte şöyle oldu, bitti. Bu kadar. Sonrasında başka bir yere geçersiniz. Başka bir mekana geçersiniz rüyalarda. Astral seyahatte öyle değildir. Nettir. Sonrasında camiyi gerçek zamanlı tabii döndük. Gerçek zamanlı derken tabii bu neyin gerçek neyin yanlış olduğunu hep tartışıyoruz zaten. Şu anda nefes aldığımız dünya mı gerçek yoksa gerçekten de ölüp gittikten ki ruhlar alemindeki olan işte astral seyahatte de bir şekilde bir boyutuna erişilebilen dönem mi ortam mı gerçek bilmiyoruz tabii ama sonrasında araştırdığımda camiye ulaştım. Öyle bir cami var. Beylerbeyi'nde Hazreti Hamza Camisi. Camiye gittim. İçinde gördüklerim acaba dedim bana bir hayal ürünü müydü yoksa gerçekten gördüklerim gibi mi? Gidip gördüğümde yani hocanın noktaya çıktığını yerden tutun, minberden tutun, yerlerin halısından tutun her şey birebir aynıydı. Çok şaşırdım, çok etkilendim. Sonra araştırdıktan sonra bunun işte tayin mekan, işte astral seyahat olduğunu buldum, keşfettim. Ve bunu nasıl yapabilirim, bunu bilinçli nasıl yapabilirim üzerine gittim. Orada işte benim Peru serüvenim başladı. Peru macerası başladıktan sonra zaten işte sonuç bu. Peki Peru'ya gittiniz. Yani detayları öğreneceğiz sizden. Böyle aynen, derli toplu hikayeyi anladığımız bir şey olsun istiyorum. Orada nasıl böyle internetten araştırıp mı gittiniz Peru'ya? Böyle ne bileyim akademi mi var, enstitü mü var? Nasıl oluyor bu iş? Daha önce giden arkadaşlarım olmuştu. Spiritüel çalışmalarla ilgili ciddi oralarda gidip yer edinmiş, irtibatlara geçirilmiş, şamanlarla özellikle, şaman okullarıyla, şaman köyleriyle, şamanist köylerle, işte şamanların ritüeller hazırladığı, yaptığı yerlerde ve bunu yaparken de bir de bir bitki çiçeği içiyorlar. Adı da Ayahuasca. Duydunuz mu Ayahuasca? Yok. Ayahuasca sizi spiritüel dünyaya götürebilecek en hızlı uyarıcı madde aslında. Uyarıcı derken sizi uyarmak şöyledir. Yani bir uyuşturucu değil asla. Bir bitki, ağacın kabuğunun altındaki bir yerden onları alırlar. Bazı bitkiler alırlar. 2-3 tane daha bitki alıp bayağı kaynatırlar. Onun suyunu size içirirler. Onu içtikten sonra o zaten şeydir. Bunu neden yaparlar? Zaten kafamızın, işte beynimizin iki tarafının da ortasında küçücük bir epifiz bezi vardır. Salyangoza benzer bir gözü. Aslında o bizim kalp gözümüzdür. Yani bizim duru görüldüğümüz, işte bir şeyleri hissetmemiz, altıncı hissimizin çalışmasına sebep olan işte DMT hormonu salgılar. DMT hormonu da salgıladığı zaman bir anda altıncı hisler kuvvetli olur. Bir şeyleri hissedersiniz. Yanlış ve kötü size zarar gelecek, zararları özellikle hissederseniz
kaçarsınız, korursunuz kendinizi. Sevdiğiniz insanlara bir şey olacağı zaman önceden hissedersiniz. Bu o işe yarar. Bu bitki çayı da onu direkt %100'lük bir level'a getirip, taban yaptırıp size anında astral boyuta ışınlanmanızı, yolculuğa başlamanızı sebep olan çaylardan bir tanesi. Onu da denedik. Haliyle onun bir güzel tarafı var. Şudur, korkularınızdan sizi arındırıyor. Yani sizi dünya normal yaşantınızdaki bütün korkularınızla yüz yüze getirtiyor ama çok ürpertici bir şekilde getirtiyor ve orada bütün korkularınızı yaşayıp ağlayanlar, işte kusanlar, çünkü içindeki o detoks yapma, şimdi içinizi de detoks yapıp toksitlerden kurtarması için de bir faydası var. Artı ama en büyük özelliği dediğim gibi korkularınızdan sizi bir şekilde her türlü temizliyor, atıyor. Döndüğünüzde pamuk gibi bir oluyorsunuz. Dünya işlerini böyle çok ciddiye almıyorsunuz. Bu hayata, eğitime geldik. Bir sınavı olacak. Sınava hazırlık olaraktan neler yapmanız gerektiğini zaten siz hemen orada anlıyorsunuz. İşte bu işin aslında bir illa hani şimdi tabii bir dine bağlıysanız, İslam dini olur, Hristiyanlık olur, işte Yahudilik olur ya da diğer işte Budizm, başka işte diğer dinler. Bunların hepsinde zaten anlatılıyor. Her insan iç benliğine dönmesi için bir şekilde maneviyatını güçlendirmesi gerekiyor. Maneviyatı da o şekilde bize lanse ettiler. Bunun ciddi bir spiritüel hazırlandı, böyle bir acayip bir ortam oluştu. İşte ortada ateşler yakıldı. Her etrafına halka şeklinde minderleri koydular. Üzerlerine oturduk. Ve tamamıyla argo çayı içtikten sonra da bir saat içerisinde tabii herkes iptal. Gözünüz açık ama hiçbir şey görmüyorsunuz. Size hemen o etkisinden, çünkü anında beyin hazır değil tabii. Şimdi bu kadar ciddi bir DMT salgılanmasına beyin hazır olmadığı için haliyle tavan yapıyor bir anda ve çok ciddi bir şekilde hissedince size beyaz ışığı gösteriyor. Yani hep bitkisel hayattaki olanlar ya da ölümle yaşam arasında kalıp tekrar yaşama dönen insanlara dikkat edin, dinleyin. Hep beyaz ışıktan bahseder. O beyaz ışıktan tutun, paralel boyutların, evrenlerin arasındaki geçiş yapılan o portallar. Şimdi diyecekler ki çok bilim kurgu izliyor bu arkadaşımız ama gerçekten bunlar biraz böyle anlamak için dinlerseniz arkadaşlar, gerçekten bunların ne kadar doğru bir bilgi olduğuna da ulaşacaksınız. Paralel evrenlerin, boyutların, o portalların geçişleri, tüneller, halkalar, acayip acayip görüntülerin içerisinde bir anda bir buluyorsun ve çok hızlı uzun sürüyor bu görselleri yaşamak, bu deneyimi yaşamak. Aşağı yukarı 6-7 saat falan sürüyor. Haliyle sonrasında tabii dönüyorsunuz, döndükten sonra her şeyi anlıyorsunuz artık. Yani biz bu dünyaya niye geldik? İnsanlığın neden bu dünyada bir ihtiyacı var? Biz kimiz? Bizi yaratıcı, Tanrı, Allah, ne diye terimlerse terimlesin insanoğlu. Sonuçta kainatın her şeyin yaratıcısı bizi niye yolladı buraya? Ve bizden nasıl bir yani biz nasıl bir beklentisi var? Ne yapmamız gerekiyor? Aslında bu işin insanlık tarafı nedir? Dinler tarafı nedir? Her şeyi sorguluyorsunuz ve anında cevabını alıyorsunuz ama. İşin güzel tarafı o. Şimdi ne yazık ki bir şeyleri sorguladığımızda cevabını bulmak çok zaman alıyor. Çok kitap okumak lazım, çok kişiyi dinlemek lazım. Ufkumuzun açılması lazım, vizyonumuzun geniş olması lazım. Bir şeylerin doğru cevaplarını alabilmek için. Burada öyle bir şey yok. Burada direkt ne soruyorsanız hemen aklınıza cevabı geliyor. Böyle de bir ilahi boyutu var. Tabii bunlar sonrasında böyle devam etti ve döndük. Döndükten sonra üzerine gittim bir süre. Peki kaç defa astral seyahat yaptınız? Yani böyle sayısız mı? Bunun bir sayısı var mı? Totalde 4 defa yaptım. Yani bu zamana kadar 4 defa. İlk bilinçsiz olanla bu zamana kadar olan zaman zarfında 4 defa yaptım sadece. Çünkü 4. ile çok hızlı ilerlediğim için uyarı aldım. Bir süre ara vermem gerektiğini düşündüm. O yüzden ara verdim. Yoksa ben daha üzerine giderdim. Çünkü bakın, astral seyahati bu kadar tabii övüyorumdur, belki güzel bir şey olduğunu anlatıyorum ama sıkıntıları ve yanlışlarını da konuşacağım size. Yani yanlış yapılırsa, rehbersiz gidilirse, bu işin altyapısını oluşturmadan böyle cahil cesareti derler ya, cahil cesaretiyle giderseniz bu işin tabii negatif yönleri de var. Negatif oluşumları da var. O yüzden buna çok dikkat etmemiz lazım. Öyle hemen herkesin pat diye yapabileceği bir şey değil. Öncesinde dediğim gibi 28 gün bir detoksa girmeniz lazım. Yani bir
bildiğiniz vegan olmanız lazım. Niye? Çünkü veganlıkta ne vardır? Hayvansal ürün, süt, gıda, peynir, süt ürünleri, etler, hiçbir şey tüketilmiyor. Şimdi et ve süt ürünleri algılarımızın kapanmasındaki en büyük faktör oynayanlardan birileri. O yüzden en büyük faktörlerden birileri. O yüzden onları yapmadığınız zaman 28 gün boyunca artı işte sigaraydı, işte alkollü, başka maddelerde kullanmadığınız sürece de hep üst üste koyuyorsunuz. İşte mesela sigara, alkol, diğer maddeler kullanmadığınızda %10 DMT salgılıyor. İşte yediğinize içtiğinize dikkat eder de et ürünleri ve süt ürünleri kullanmazsanız %30'a çıkıyorsunuz hemen. Ve işte geceleri karanlık yerde yattığınız ve odanızda hiçbir teknoloji olmadan uyuyup, yani dışarıdan frekans yoğunluğu olmayacak bir ortamı oluşturup da orada uyursanız hemen %60'lara çıkıyorsunuz. Böyle böyle çıka çıka besliyorsunuz ruhunuzu. Önce ruhu beslemeniz lazım. Yani bir arabaya benzin koymazsanız gider mi? Gitmez. Ruhu da beslemeden ruhunuzla iletişime geçebilir misiniz? Ya da ruhunuzu kullanaraktan, kontrol ederekten başka boyutlara geçebilir misiniz? Asla. Yani hep bir, işte bu eğitimi bana verdiler orada, Peru'da. Sonrasında ben tabii Nepal'e de gittim, Kathmandu'ya. Oradan Tibet'e geçtim. Bayağı ortamlar, değişik ortamlar gördüm. Güzeldi ama bir şeyler kattı en azından. Hani iyi oldu. Hani çok kötü deneyimim olmadı hiçbir zaman. Hep bir şey kattı bunlar. İlahiyatçı yazar, araştırmacı, yine eski gazetecilerden Mehmet Ali Bulut'la birkaç bölüm çektim. O da şunu söyler: canım hocam, insan uçabilir ya, bunlar çok normal. İnsan çok üst bir varlıktır, ama kendi bunu yaşamıyor. Bunun için de kendi hakikatine ulaşamıyor der. İşte siz hani bu yeme içme diyet derken kapattılar burayı. Bakın burası kapalı. Görmüyoruz. Körüz şu an. Ya bunları, ya şurada iki tane gözümüz var. Sadece zannediyorlar ki bu iki göz görüyor. Başka hiçbir şekilde görmeyle alakalı, tamam bitti, kapandı, konu kapandı. Öyle bir şey yok. Asıl, yani of diyorum, keşke bunu başarabilse herkes. O duru görülülük, o kalp gözüyle görmek muazzam bir şey. Böyle bir şey yok. Unutun bunları ya. Bunlara ihtiyacınız yok. Bakın, görme engelli arkadaşlarımıza bakın mesela, hissiyatları nasıldır? Efsane. Niye? Çünkü burayla görüyorlar. Burayla görüyorlar. Çakralarla görüyorlar ve o yüzden hissiyatları hepimizden daha kuvvetlidir. Şimdi Erhan Kovbaşı da dedi ki, Yusuf Güney'in muhtemelen dedi genetik yapısında da bunu yapmaya yatkınlık var. Yani atalarında mutlaka bu özelliği taşıyan kişiler vardır dedi. Siz hikayeyi baştan ben... Hemen ekleme yapayım oraya. Orada şöyle bir şey var. Her insan doğumuyla birlikte doğarken, yani doğmadan önce, yani yazılır ya kader işte yazısı. Onların tabii çoğu sonuçları bizden kaynaklanıyor. Yani öyle çok da kadere ve yazıya kalmıyoruz bence. Çünkü bütün sonuçlarını biz verdiğimiz kendi özgür hür irademizle, kararlarımızla alıyoruz. Her insanın bir doğaüstü gücü. Doğaüstü bir güçle yaratılır zaten. Mesela kimi insanlar şifacıdır. Kimi insanlar duru gözü açıktır, kalp gözü açıktır. Karşıdakini insanı analiz eder, takır takır bütün GBT'sini çıkartır. Kimi insanlar ruhani boyuta daha ağırlıklıdır. Kimi insanlar mutluluk, serotonin yaymada daha iyilerdir. Kimi insanlar sorun çözerler. Bunlar hep özel güçlerdir. Her insanın bir özel gücü var ama önemli olan onu bulmak, keşfetmek. Ben de bir şeyleri keşfettim işte kendimce. Sizin var mı ailede, atalarda, hani o yine Erhan Kolbaşı'nın o söylediğinden sizin gibi, ne bileyim, ruhsal tarafı? Dedemin babası Molla Yusuf derlerdi. Mollaydı. Okula hiç gitmemiş. Okuma yazması yoktu ama Kur'an'ı ezbere bilirdi ve onun Türkçesini meal ederdi. Hiç Türkçe, yani konuşmasıyla meal ederdi. Anladığını konuşurdu, dile getirirdi ve o sürekli bu işlerle uğraşırmış aslında. Ben de işte dedem ve anneannem, babaannem, işte dedelerim, nenelerim vefat ettiler. Onlara tabii soramadım ama teyzelerimi alalım, anneme sorduğumda, evet, rahmetli büyük dedemiz böyle bir gücü vardı. O da çok enteresandı. Köylüler enteresan mesela rüya tabiri yaparmış. Muazzam bir rüya tabiri yaparmış. Yani ailede evet var. Annemin de duru görüsü çok açıktır. Hisseder. Kız kardeşimin de bilakis öyle. Yani aileden aslında geliyor, evet. Aile çok bağlantılı bu işlerle. Şimdi Peru'da peki ve nerede? Nepal'de, Tibet'te. Toplam 4 astral seyahatte. Çok enteresan şeyler yaşıyorsunuz. Ben
NASA'dan önce gitmiştim diyorsunuz uzaya mesela. Ben söyledim, benden sonra çıktılar. NASA'dan önce gittim demedim. NASA'dan önce gittim der mi bir insan Allah aşkına? Ben bu kadar cahil bir adam mıyım? Hayır, çarpıttılar o sözlerimi. Ben şunu söyledim. NASA 6 ay önce, 7 ay önce ayda su bulduğunu söyledi değil mi? Ha, ben de bunu bilakis gözümle deneyimleyip 2,5 sene önce paylaşmıştım zaten. 2,5 sene önce paylaşmıştım. 2 sene önce paylaşmıştım aşağı yukarı. 2-2,5 sene. Yani ayda su var arkadaşlar. Vallahi böyle astral deneyim yaparken bizzat gidip gördüm. Ve bunu kendimce orada terimledim, söyledim. Kendi kendime anlattım. Bakın işte, bak işte ayda su var. Ayın karanlık tarafında askeri bir üs var. Ve bunu Amerika ve Rusya'nın uzay macerası, uzay savaşı da bundan kaynaklanıyor. Ay üstüne ulaşmaya çalışıyorlar. Ayak basmalarını, basmak istemelerinin nedeni de budur. Ve oradaki inanılmaz yaşam, dünya dışı yaşam formunun bıraktığı, milyonlarca yıl önce bıraktığı bir teknoloji var. Ve o teknolojiye ulaşmak için ayağa gidiyorlar. Ay savaşları o yüzden var dedim. Yani ben bunları hani bilim kurguda izlemedim, başka bir yerde anlatılmadı, ayrıca su olup olmadığını kimse hiçbir yerde konuşmuyordu. Bir şekilde gördüm, paylaştım. Orada kaldı ama. Sonrasında bunu dile getirdiğimde tabii insanlar bunu yok, NASA benden önce bilgileri, benden önce işte ben ondan önce bilgi veriyorum. Yok NASA benden bilgiler alıyor, böyle bir saçmalık var mı? Yani millet gider buna tabii ki de. Böyle bir şey demedim ya asla. Uzaya nasıl gittiniz? Yani mesela asla seyahate çıktım. Uzaya bir gideyim, Mars'a bir bakayım, Ay'a bir bakayım deyince orada mı oluyor insan? Oraya nasıl gittiniz? O şöyle oluyor. İlk başta dediğim gibi de bilinçaltınız çok önemli. Bilinçaltınızda yerleşen hevesleriniz, hobileriniz, zevkleriniz, istekleriniz çok önemli. Benim bilinçaltım hep astronomiydi. Çünkü nedir? Çocukluktan beri hep astronomi, uzay, işte galaksiler, nebulalar, kara delikler, kozmos, işte güneş sistemi, gezegenler, her gezegenin uydusu, işte 9 gezegenimiz var, 7'ydi, 8, 9'a çıktı, Plüton'u çok gezegenden saymıyorlar ama yani bunları konuşa konuşa, araştıra, düşüne, zaten bir astronomi merakı vardı içimde ve benim zaten açık söylüyorum, astral bir seyahat yapmamdaki tek sebeptir. Yani ben dünyada ne var, ne edeyim ya da başkasının hanesine gideyim, göreyim, bakayım, edeyim ya da dünyada gezeyim, oraya gideyim, buraya gideyim değil. Tamamen astronomi, uzay dışı var, yaşam var mı? Uzayda yalnız mıyız? Gezegenlerde neler oluyor? İşte ayın sırrı nedir? Yani bunları meraktan olduğu için de, bilinçaltımda da bu olduğu için gittim. Götürdü beni yani olay. Ve bizzat gördüm. Mars'ta kocaman böyle kızıl bir gezegen olaraktan karşımda böyle duruyordu. Yüz yuvarlak. Ve ortasında bizim en az Türkiye'ye kadar yüz ölçümü olan bir yemyeşil göl gördüm. Ve kendi kendime direkt şunu söyledim, yani hiç sesim bunu söyledi bana. Bak gördün mü, işte NASA, Amerika, dünya hepsi Mars'ta göl var ve saklıyor ve gizliyorlar. Ben de kendi kendime vay arkadaş dedim, ya şaka gibi şuraya bak dedim, şu görüntüye bak. Sonrasında şöyle bir bilgi aldım. Ama bu göl bildiğiniz içerisinde H2O'nun işte oksijenin olduğu göl değildir, karbondioksitin olduğu göl değildir, ya sıvı değildir. Bu tamamıyla asit ve başka moleküllerden oluşan bir sıvıdır ve içerisinde ama bir bakteri yaşıyor. Aslında bu ne demek oluyor? Dünya dışı yaşam formu var. Ve bu bir ilk bildiğimiz Mars'ta gölün içinde bir bakteri. Yani göl deyince su değil yani. Bu normal bizim dünyamızda su değil. Bir asit. Asit sıvısı diyelim. Asit, bolca asit olduğu bir sıvı. Bu şekilde geliştim. Ve tekrar söylüyorum. Bunlar çok astronomik şeyler. Olaylar ve çok psişik olaylar, spiritüel olaylar, metafiziksel durumlar ve çok inandırıcı gelmeyebilir ama buna benzer çok şeyler yaşayan insanlar var. Ben çok duydum öyle, işte uzaya giden çok insan var, astral boyutta bir yerlere çok rahat bir şekilde giden insanlar var, çok var. Ve ben bunu yapan insanlarla da buluştum astral boyutta mesela. Benim gibi 3 kişiyi görmüştüm. Hatta bir tanesi ciddi söylüyorum kapalı böyle türbanlı bir hanımefendiydi. İki tane beyefendi vardı yanında ve telepati gücüyle de zaten astral boyutta, ruhani boyutta konuşmazsınız. Telepati gücüyle konuşursunuz. Onlar aramızda neredeyse 50-60 metre varken bütün konuştuklarını zihnimde duyuyordum o kadar net bir şekilde. Sonra ben de onlara cevap veriyordum. Birbirimize konuştuk.
sen ne zaman geldin, sen ne kadar zamandır yapıyorsun, aa siz yeni mi başladınız, ya çok güzel burası, ya buranın olayını ben anlatamıyorum, dönüyoruz anlatamıyoruz kimseye. Böyle muhabbetler döndü ve çok acayip. Peki tanıdılar gerçekten... mı sizi? Aa Yusuf Güney, bize bir şarkı söyler misiniz falan, oldu mu öyle bir şey? Orada ne Yusuf Güney var, ne Ahmet Güney var, ne Mehmet Güney var. Orada hiç makamın, kariyerin, hiçbir şeyin önemi yok. Siz hiçsiniz. Yani Hazreti, şöyle diyeyim, Hazreti Mevlana'nın hiçlik makamısınız ve her şeyin başlangıcındasınız. Öyle sizi makamınızdan dolayı işte, bir de isim olarak da hitap etmezler kimse birbirine. Yani orada öyle bir heyecan var ki, öyle bir mutluluk, öyle bir serotonin, yani serotonini 1 milyon kat güçlü olaraktan düşünün. Öyle bir mutluluk vardı. Anlatamam size. Yaşamanız lazım. Peki inşallah yaşarım. Yani ben bunu istiyorum. Sizden sonra ben bunu, yani Türkiye'de Peru'ya mı gitmek lazım? Peru'ya gitmeden yok, Peru'ya gitmeye gerek yok. Bu işi güzel yapan rehberler var. Bir bölüm hazırlayacağım arkadaşlar. Hem kendim için hem en iyi bilenlerle nasıl yapılır falan. Siz de yardım edersiniz. Onu yaparken ekran başında yapamazsınız ama öyle bir şey yok. Gizli yok yok, ekran başında yapamam zaten. Yok, benimki hani sadece bir araştırma dosyası olur yine. Hani eyvallah, nasıl yapılır? Anlatanlar var mı vesaire. Şimdi ayda karanlık bir üst diyorsunuz ya Yusuf Beyciğim. O karanlık üst. Karanlık tarafı. Ayın karanlık tarafındaki olan askeri üst. Kimin o üst? Askeri üst? Dünya dışı yaşam yani? Formu. Dünya dışı yaşam bir formu. Yani uzaylı diye nitelendirdiğimiz bir ırkın. Bir ırk. Bakın araştırırlarsa arkadaşlarımız ayın yüzeyinin küllerle dolu olduğunu, kokusunun is kokusu gibi olduğunu, metal koktuğunu zaten bunu NASA paylaşmıştı, Amerika paylaşıyor, uzay bilimciler paylaşıyor. Neden olduğunu da şöyle anlatayım. Bunu ama neden öyle koktuğunu söylemezler. Hep meteor derler. İşte meteor zamanında ayı çok dövdü. Dövdüğü için yaktı. Öyle bir bitki örtüsü oluşamadı. Niye? Oksijen ve atmosferi olmadığı için haliyle bir bitki örtüsü ya da bir yaşam formu gelişemedi derler. Evet, o da doğru. Ama asıl nedeni şudur. Aslında o askeri üssü oraya kuran medeniyet ayın bütün yeraltı zenginliklerini, enerjisini, kür dediğimiz işte bu kür enerji içindeki çekirdeğini emdikleri için, kullandıkları için de bir zaman sonra ayda artık hiçbir şey kalmıyor ve kül halinde kalıyor. Toprak halinde kalıyor ve dağ taş, başka hiçbir şey yok içinde. Yani içerisinde hiçbir madde yok. Artık kupkuru bir hale geliyor. Bomboş hale geliyor. Ve sonrasında zaten o asgari üssü orada bırakıp gidiyorlar. Niye? Çünkü dünya tarafından görülmüyor. Bakın, dünyadan baktığınızda orayı göremezsiniz. Sadece Hubble teleskopuyla bakabiliyorlar. Yani oradaki teleskoplarla görebiliyorlar ayın. Çünkü dünya dönerken ekseninde ay da aynı anda bizimle beraber döndüğü için hep sürekli çok küçük bir kısmı karanlıkta kalıyor. Oraya da yapmışlar zamanda abilerimiz. Yani üssü inşa etmişler. Çok enteresan tabii, orada ciddi bir teknoloji var. Ve acayip bir savaş var yani. Ve ben inanmıyorum ki aya ayak basıldı, aya gidildi. Ben çok inanmıyorum o konuya. Çünkü dünyamızın ekseni etrafında bir tane atmosfer yok. Birçok atmosfer var. Yani çok fazla katman var. En son ki katmanın ben geçildiğini düşünmüyorum. Çünkü şeyler bile dikkat edin. İşte teleskoplarda, şuydu, uydularda hep böyle işte 70 kilometre yukarıda, 100 kilometre yukarıda, 150 kilometre, maksimum 200 kilometre yukarıya kadar çıkabiliyorlar. Yani aslında tam dünyanın atmosferinden çıkmak için 400 kilometre çıkmak lazım. Tam ona çıkıldığına ben inanmıyorum. Çünkü zaten oradaki teknolojiye sahip olan devlet bence dünyadaki süper güç ve hiç yıkılmayacak bir güç olur diye düşünüyorum. Çünkü muazzam bir enerji ve teknoloji var orada. Bunu ne kadar, nasıl böyle net anlatabiliyorsunuz derseniz, yani nasıl anlatayım, nasıl söyleyeyim, yani bunu gerçekten bir şekilde deneyimledim, bir şekilde bilgileri merak ettim ve elde ettim. Arkadaşlarımız inanırlar, inanmazlar, bilim kurgu gibi nitelendirmezler, saygı duyarlar, duymazlar. Tamamen özgür iradelerini bırakıyorum ama hayat boş değil. Gerçekten zaman çok, yani yaşadığımız evren, boyutlar çok enteresan, çok büyük bir enerji var. İnanılmaz bir frekans yoğunluğu yaşıyoruz her şey üzerinden. O yüzden ne olur, amacımızın bu kadar basit, yani doğduk,
Gözümüzü açtık, belli bir yaşa geldik, eğitim dönemi başladı, eğitim süreci başladıktan sonra ergenlik çağını çıkartıyorsun, eğitimi bitiriyorsun, iş bulmaya çalışıyorsun, iş buluyorsun. Sonra aile kurma derdin başlıyor, aile kuruyorsun, çocuklar doğuyor, çocuklar doğduktan sonra belli bir yaşa geldikten sonra artık siz yaşlanmışsınız. Emeklilik zamanınızı beklerken de hemen anında müebbetlerini görme isteği duyuyor insanın içerisinde ve sonrasında bir bakmışsınız 60-70 yaşındasınız. Ve 50 yıllık çalışma sürecinde size ikramiye olaraktan, sus payı olaraktan bir müddet para veriliyor ve 5-10 yılda yaşarsanız, 20 yılda, 15 yılda yaşarsanız dünyanın en şanslı insanlarındasınız. Böyle bir yaşam döngüsü bana göre yanlış. Bu değil. Bizim amacımız bu değil, dünyadaki amacımız. Gelme amacımız da bu değil. Çok saçma. Sizce de öyle değil mi yani? Kesinlikle öyle ve şunu söyleyeceğim. Ya tüm kalbimle şuna inanıyorum ki sizin gibi hiçbir insan, ya siz mutlaka bunları anlattığınızda bir kesimin asla inanmayacağını, tiye alacağını, kariyerinize bir şey satmak yerine hatta eksiltebileceğini biliyorsunuz. Yani bu böyle, ama bunları konuşma cesaretini gösteriyorsanız, yani kimse Erhan Kolbaş'ın lütfen amalarını bekleyin arkadaşlar. Videonun sonunda onları yayınlayacağım. Onun da dediği, hiçbir ünlü, hiçbir insan durup dururken bunları açıklamaz, söylemez. Yaşamadığı halde bu yükün altına girmez. O yüzden ben samimiyetle bunları yaşadığınıza inanıyorum, anlamaya çalışıyorum. Evet, şimdi çok sağ olun. Ayda dünya dışı bir varlık var mıydı? Öyle bir şeyle karşılaştınız mı? Yoksa gittiler mi? Terk etti. Yok, dünya dışı bir o zaten farklı bir boyuttur. Farklı bir, ciddi ciddi çok büyük bir farklı boyuta geçmeniz lazım onu yapabilmek için. Yapabilirsiniz. Dünya... bizim güneş enerji, güneş sistemimizin etrafını saran kozmos bulutlarını geçtikten sonra zaten otomatikman güneş sisteminin, yani bizim yıldızımızın olduğu sistemin etrafının oluşturduğu bir katmanın içerisinden dışarı çıkıyorsunuz. Sonra başlıyor zaten uzay. Aslında o zaman ciddi bir şekilde artık galaksiniz içerisindeki farklı uygarlıklara doğru ilerleyebilirsiniz ki inanılmaz var. Yani bunu ne olur artık inansınlar, muazzam bir şekilde bir döngü var. Muazzam bir yaratılış var. Şimdi Yusuf Beyciğim, bu bir de astral seyahatlerde ne bileyim dünya ile ilgili kötü planların yapıldığı bir toplantıdan bahsettiniz yine kendi Instagram yayınınızda. Evet. O neydi yani, sanki bütün insanlığın bilmesi gereken bir şey miydi? Ne oldu orada tam olarak? Ya bu zaten sürekli yapılan toplantılar var böyle. Dünyayı siz normal ülkelerin mi yönettiğinizi düşünüyorsunuz mesela? Değil. Tamamıyla şimdi şöyle düşünün. Bir hani büyük güçler dediğimiz, dünyayı yöneten büyük güçler kimler? Silah pazarına sahip olan, savunma sanayisinin pazarına sahip olanlar, işte ilaç sektörüne, tamamen kimyasallara, işte tıbbi ürünler, işte onun dışında gıda ve yeme içmeden sorumlu olan kişiler ve böyle bunların büyük patronları var. Büyük aileler var. Bankacılık üzerine patronlar var mesela. Tek bir patron var yani. Bu sadece bütün bankacılığı himayesi altında tutan en büyük bir güç var, öyle bir karanlık bir güç hatta. Bunların da bağlı oldukları bir yine bir güç var. Bu güç nereden geliyor? Tamamen dünya dışı yaşam formundan geliyor. Yani bizim dünyamızı uzaylılar hep ziyaret ediyordu. Hep varlar, hep oluyorlar. Her şeyde hemen hemen insanlık üzerine alınan tüm kararlarda yerleri var. Ve söz hakkı var, söz hakları var. Öyle bir ortamın içerisinde bir anda buldum kendimi. O ve tamamen düşüncem dışında, bilincim dışında, bilinçsizce yaşanan bir olaydı orada. Ve çok huzursuz oldum. Yani orada belli tapınak şövalyelerinin masası gibi bir yuvarlak bir masa etrafına dizilmiş 10-12 kişilik bir grupun içerisinde bazılarının yüzleri bile anımsanmıyor, tanımlanmayacak kadar değişik ve karanlık yüzlü insanların, yaşlı yaşlı insanların oturduğu bir masanın üzerinde, işte herkesin önünde sadece bu kralların altın kadehleri gibi bir kadeh olup içerisinde kırmızı bir sıvı, ki büyük bir ihtimal o kadar karanlık ve kötü bir atmosferi, frekansı olan bir yerde şarap içmiyorlardı. Eminim ki kan vardı onun içerisinde. Başka bir açıklama bulamıyorum kendimde. Ya çok karanlık bir ortamda buldum ve orada ben istem dışınca hissettiğim negatifliği dışarıya atarak şöyle attım.
önlerindeki kadehlere direkt tokatı vuraraktan böyle yıktım orayı bir şekilde. Ve biri bir yere atladı, biri bir yere atladı. İnanılmaz bir şey yaşadım orada ve onun bir anda oradan uzaklaştım tabii. Yani böyle bir şey de yaşadım. Yani çok enteresan şeyler. Bu dediğim gibi astral boyutta, ruhani boyutta yani ömrünüz anlatmayla geçse anlatamazsınız orada o yaşanan şeyleri. Ben de anlatamam, başkası da anlatamaz tamamen neyin ne olduğunu. Herkes farklı şeyler görüyor. Herkes farklı boyutlara geçiyor. Yani aynı boyutlarda da gezmiyorsunuz. Ha, gezenler var ama bir hesaplayarak gidemezsiniz. Ha, ben yanımda bir arkadaşımla beraber astral boyuta çıkacağım zaman yan yana yaptığımızda eğer ki çok kuvvetliyse frekanslarımız birbirimize karşı birlikte de seyahat edebiliriz. Böyle bir şey de var. Ama tabii bunu yaşamadım ben. Orası öyle çok dediğim gibi çok karanlık ve çok sıkıntılı bir ortamdı. Tepkimi verdim, çıktım. Çünkü yaşanan bazı şeyler benim artık istemim dışında o geliştiği için öyle bir tepki vermek istemimde bulundum ve çıktım. Böyle kararlar ne yazık ki insan üzerinde var. Peki onlar sizi gördü mü? Yani kadehlere vurdunuz beni ya. Yok, beni hiçbir şekilde görmediler. Hiçbir şekilde göremiyor. Yani zaten bu fiziki bedenimizin şu anki yaşadığımız bedendeki boyuttaki yaşayan insanlar astral boyuttaki insanları göremezler. Mümkün değil. Yani sizin de onları görebilmeniz için tamamen şöyle görebilirler. Yalnız söylemeyeyim. Görebilirler mi? Evet. Bir şekilde. Neden? Nasıl şekilde görürler? Muazzam bir telepatik güçleriniz olması lazım. Duru görünüz ve algılarınızın muazzam bir şekilde, kalp gözünüzün muazzam bir şekilde aktive edilmesi gerekiyor ve açık olması lazım. O zaman belki görebiliriz, bilmiyorum. Onunla tam net bilgi veremem. Peki diğer astral yapanlarla karşılaşmışsınız ya, onları beden olarak mı gördünüz yoksa ruh olarak mı birbirinizi hissediyorsunuz? Gayet beden olarak. Onları, karşımdaki insanları beden olarak gördüm ama kendimi ışık olarak görüyorum. Yani insan kendine baktığı zaman ışık olarak görüyor. Yani kendi bedeninizi astral boyutta göremezsiniz. Çünkü bedeninizi şöyle bak, normal şu anki fiziki hayatta bakıyorsunuz. Şey var mı? Yani buradan sonra gidemezsin, buraya kadar yolun falan gibi böyle katmanlar söylediler var mı? Söylediler işte ben çünkü o uzaya çıktıktan sonra hani Ay'dı, Mars'tı süreçten sonra tekrar geri geriye bir şekilde önümde bir şeyler küçülerek kaybolarak da bütün güneş sisteminin dışına çıktım. Ve kozmos bulutlarının da içine girdikten sonra zaten durdurdular beni. Hani artık durman gerekiyor. Böyle bir şey değil. Bu kadar hızlı bir şekilde ilerleyemezsin. Bir şeyleri öğrenmeden, altyapısını oluşturmadan çıkamazsın bu kadar dışarıya. Çünkü bu sefer gerçekten bitkisel hayata kadar girebilirsiniz. Yani bitkisel hayat nedir? Artık ruhun arafta kalması, boyut geçirmesi ve orada tıkanık kalması, kaybolması. Sonrasında geri dönmek için aslında spiritüel ayinlerle de bunu çok ciddi yapabilirler. Çünkü bunun tıbbi bir tarafı yok. Yani tıbbi sizin ruhunuzu bir ilaçlarla geri getirebilirler. Öyle bir dünya yok. Tamamen ruhani boyuttaki ilgilenen metafizikle işte dediğim gibi hani bu işlere tamamen gönlünü vermiş ve bir şeyleri başarmış olan insanlar yapabiliyorlar. Geri getirebiliyorlar. O yüzden kimileri dener mesela. Eğer bir yakını varsa bitkisel hayatta bu şekilde de ilerleyenler var. Şamanlar üzerinden ilerleyenler de var. Peki orada biri mi çıkıyor karşınıza? Buradan gidemezsin diyen kim size? Yani ne geliyor? Yok, kimse ne duruyor? Kimse karşınıza çıkmıyor. İç sesiniz konuşuyor sizinle. Yaradanın buradan... yaratıcı sesi konuşuyor sizinle. İzin vermiyor zaten gitmenize. Kaybolma olasılığınız yok aslında baktığınızda bir nevi. Çünkü hazır değilseniz zaten size tutan bir güç var ve size izin vermiyor. Kaybolmanıza izin vermiyor. Şimdi hani bu bir uyanış, bu uyanışı yaşadım ve paylaşmak istiyorum. Keşke herkes yaşasa diyorsunuz ya. Hani bu evet, uyanışı. Evet. Sevginin varlığına keşke herkes inansa. Sevginin gücüne keşke, sevginin her şeyden, bütün duygulardan, her şeyden daha kuvvetli ve güçlü bir enerji olduğunu keşke herkes inansa. Ama inananlar gerçekten çok fazla artık görüyorum. Bir uyanış var. Bu da çok mutlu ediyor. Dediğim gibi yani. Şimdi bu metafizik deneyimi yaşadınız. Birden çok kez yaşadınız. İşte... Ya metafizik, bu arada metafizik sadece astral yolculukla bağlantılı. Metafizik çok geniş bir kavram. Hı. Ben bu sadece metafizin içerisindeki bir kavram durumlardan bir tanesi olarak da nitelendirdim önce. Bilgi verelim. Yaşadınız ve hani insanlarla da paylaşmanız gerektiğini hissettiniz, düşündünüz. O rüyayla da.
Şimdi evet. Mesela birini gördüğünüzde insan böyle bir şey yaşadığında, ben mesela Kur'an-ı Kerim'in ilk Türkçesini okuduğumda yaşadığım o duyguyla herkese ya Kur'an'ı bir Türkçesini oku diyesim gelirdi. Sizin evet. Mesela hiç alakası olmayan kişiyi tutup ne diyesiniz geliyor ona ya da insanlara? Yani hani şunu biliyor musun? Mesela babamı kaybettiğimde ben günlerce ölüm var. Biliyor musun diyordum. Hepimiz biliyoruz ama idrakta değiliz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin hepsinin. Siz neyi böyle idrak edelim? Ya şunu biliyor musun? Demek geliyor mu bir şey içinizden? Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bir güzel bir durum var Kerem Hanım. Aynı frekansı yayan insanlar birbirlerini bir şekilde buluyorlar. Yani benim çok fazla tanımadığım insanlar girdi hayatıma sonradan. Bu işlerle uğraştıktan sonra ve bu işlerle çok ciddi uğraşan insanlar biz birbirimizi buluyoruz zaten. Birbirimizi hasbel sohbet ediyoruz. Ama bilmeyen insanlar anlattığınızda tabii sizi dinlemediği için anlayamıyor. Bizim çünkü anlamak için önce dinlemek lazım. Ama ben üzerime düşen bir görev olaraktan gördüğüm için bunu dile getirdim. Böyle bir şey var. En azından araştırırsanız, bakarsanız, ilginizi çekerse böyle bir ruhani bir boyut da var. Ruhani boyut sadece öyle gideyim astralde gezeyim. Şimdi arkadaşlar yanlış anlıyorlar. Yani abi nasıl yapabilirim, nasıl gezebilirim? Ben de gezmek istiyorum, ben de uzaya gitmek istiyorum. Arkadaşlar bu öyle bir şey düşünürseniz zaten bilinçaltınızda sadece boğulursa yapamazsınız bu işi. Tamamen ve tamamen öncelikle iç benliğiniz, kalbinize sevgi aşılamanız, korkularınızdan, tabularınızı yıkmanız, korkularınızdan kurtulmanız önemli olan insanlığı insan olaraktan tanımlayıp açılımını yapıp neden nasıl yaşamamız gerektiğinin erdemliğine erip sonra ona göre yaşamanız lazım. Sonrasında lütufler veriliyor sizlere. Yani bunu astrale kadar götürebilirsiniz. Ya önce sevgiyi öğrenmek lazım, sevgiyi hissetmek lazım, sevgi kardeşliğini bilmek lazım. Öbür türlü zor. Şimdi bu işlere çok heveslenen, merak eden, dediğiniz gibi aman ben de gezeyim, bedava ne güzel uzaya gideyim, Hawaii'ye gideyim diyen insanlar olabilir. Tehlikeleri var mı? En son hani bunu da bitirelim. Böyle şey. Çok güzel yerden girdiniz. Güzel yerden girdiniz. Söyleyeceklerim şunlar. Önemli maddeler. Birincisi astral boyut gibi bir astral seyahat gibi bir düşünceniz varsa lütfen ama lütfen kesinlikle iyi niyetlerle gidin oralara. Asla kimsenin hanesine tecavüz, hanesine girmek gibi, işgal etmek gibi bir duruma girmeyin. Maddi kazanç sağlamak için düşüncelerle gitmeyin. Başkasının yani oradaki yaşayan varlıkları merak edip onları görmek için gitmeyin. Kötü niyetle gitmeyin. Sadece iyi niyet olsun içerinizde. Sevgi olsun içerinizde ve sadece kafanızdaki yaratılışla alakalı olabilir sorular. Biz neden buradayız? İşte uzayla alakalı olabilir. Dünyamızda gidip iyi niyetle gezmek, tozmak isteyebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunlarda problem yok. Ama kötü niyetle giderseniz bu sefer size orada ne yazık ki evet müdahale ediliyor ve müdahale eden varlıklar da hiç hoş varlıklar değil. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Hazır olduklarında yapmaları lazım. İzin almaları lazım bir de. Bu da izin de nedir? Çıkmadan önce yaratıcıdan izin istersiniz. Allah nasip et bana dersiniz. O şekilde giderseniz hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Hiçbir problemle karşılaşmıyorsunuz. O kadar da rahat, huzurlu bir şekilde gidebilirsiniz. Bunun da altını çiziyorum. Ya o kadar tatlı anlatıyorsunuz ki sanki Adana'ya gidermişiz gibi. Yani böyle keşke o kadar oluyor. İşte insanlık uyutuluyor. Bakın yıllardır, asırlardır insanları uyutuyorlar. Verdiler elimize bir telefon, verdiler karşımıza bir televizyon. Lüks tüketim, ayakkabı, kıyafet, işte lüks tüketim derken artı olaraktan ayakkabısıydı, kıyafetiydi, yeni telefonuydu, teknolojilerdi, arabasıydı, eviydi, iş telaşıydı, dünyevi şeylerle beraber bizim algılarımızı hep kapattılar, hep uyuttular bizi. Dikkat edin uyanan insanlara, çok öyle dünyevi işlerle uğraşmaz, öyle çok arabam olsun, evim olsun, boyum olsun, buyum olsun da çok derdi olmaz. Parayla da çok fazla derdi kalmıyor. İhtiyacı kadar kazanır, ihtiyacı kadar harcar. Elindekileri paylaşmayı çok sever. Ki nacizane ben de öyleyimdir. Bu tarz yaşayan insanların olması dileğiyle istiyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyorum size. Şimdi Erhan Kumas'a bir sizi sordum. Söyledikleri son derece çarpıcı. Sizinle ilgili yorumları son derece önemli diye düşünüyorum. Şimdi sözü kurtaja bırakıyorum. Tekrar teşekkür ederim size.
Ben teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Arkadaşlar, sohbetin tam da bu noktasında çok güvendiğimiz, kanalımın takipçilerini de çok severek takip ettiği Erhan Kolbaşı'na sormak gerek diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu paranormal olaylar konuşulunca da hemen aklımıza gelen kişi sizsiniz. Daha doğrusu ne diye tanımlamak gerekiyor bilmiyorum ama bu olayda da ben hemen Yusuf Güney'in haberlerinden haberiniz var mı diye size danıştım. Sonra açıkçası bizimle de paylaşır mısınız videonun tam burasında acaba asla seyahat var mı? Bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek mi? Nasıl görmeliyiz? Sizin fikirleriniz çok kıymetli bizim için. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz bunu tabii metafizik başlığı altında inceliyoruz. Yani ruhsal araştırmalar çerçevesinde zaten çok uzun yıllardır incelenen, araştırılan konular bunlar. Metafizikin parapsikolojinin 150-200 yıllık bir geçmişi var. Bunlar dünyanın önemli üniversitelerinde de bizim yüzyılımız içerisinde araştırılmış konular. Bahsedeceğim onlardan kısaca zaten. İnsan varlığının biz ruhsal dünyaya uzanan katmanlarını artık çok net şekilde ayırt edebiliyoruz. Bunun hem deneysel parapsikolojiyle ortaya konan kısımları var, hem metafiziğin bilgileri var. Şunu söylemek istiyorum. Artık yeni anlayışta şöyle bir şey var. Parapsikoloji bilimi ve kuantum fiziği şunu anlıyor. Bilinç beyin tarafından üretilmiyor. Bilinç beyne bağlı bir fonksiyon değil. Bu çok önemli. Aksine bilincimiz beynimizden bağımsız hareket eden bir yapı. Zamanın ve mekanın ötesine geçebilen bir potansiyeli var. Bu herkes de aktif olmayabilir. Ama bilinç bizim bedene bağlı dar şuurumuzdan, o serbest şuur alanına, serbest şuur sahasına, o ortak bilinç alanına geçtiği zaman zaman, mekan ve mesafe kalmıyor. Biz bu konudaki bütün artık görüşlerimizi değiştirmek zorundayız. Eski kartezyen anlayışı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Yani bedenle ruhu iki ayrı realite olarak gören anlayışı artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. Şimdi ruhumuzla bedenimiz arasında bir enerjitik alan var. Katman katman incelenir bunlar. Çeşitli bedenler tarzında, mental beden, kozal beden vesaire diye. Bunların biz toplamına perispiritel alan diyoruz. Perispiritel alan. Astral beden olarak da geçer ama metafizikteki adı perispiritel alandır, perispiridir. Şöyle ki insan ruhu o kadar güçlü, bu kadar muazzam bir enerjiye sahip, bedene bağlandığı zaman bedenin doğrudan buna dayanabilmesi mümkün değil. Onun için arada bir transformatör alan var. Bu perispiritel alan bu. Şimdi astral seyahat veya bizim aslında şuur projeksiyonu dediğimiz meselede bu akışkan bedenimiz zaman ve mekan ötesine çok rahatlıkla uzanabilen bir yapıya sahip. Bunu görüyoruz. Çünkü o bedenimiz zaman kavramının olmadığı, her şeyin bir tekillik alanı içerisinde olduğu, evrendeki bütün taneciklerin, bütün partiküllerin birbiriyle etkileşimde olduğu, iletişimde olduğu, bir kuantum dolanıklık teorisi de zaten bunu söylüyor. Bir alana çıkıyor ve o alana çıktığı zaman bilinç evrenin herhangi bir noktasına, herhangi bir noktasına ama sadece işte Ay'a, Mars'a veya vesaire dünya yüzeyindeki bir yere değil, evrenin herhangi bir noktasına düşünce hızıyla ulaşma kapasitesine sahip. Neden herkes bunu kullanamıyor? Bazı kişilerde aktif. Bunda bir takım genetik faktörler var. Genetik altyapının buna müsait olması lazım. Bazı bireyler tabii ki çok yoğun, çok disiplinli bir takım çalışmalarla bunu aktive ediyorlar. Sürekli işte zihni alfa ritminde tutarak disiplinli çalışmalarla bir takım ruhsal pratiklerle bunu aktive ediyorlar. Ama onların da mutlaka genetik altyapısında bu var. Bunlar oluyor. Bunlar denenmiş, görülmüş. Deneysel parapsikoloji alanında da çok ciddi
bilim insanları tarafından da tespit edilmiş realiteler. Yani biz şuurumuzu belli koşullar altında, belli ideal koşullar altında evrenin herhangi bir yerine projekte ederek oradan enformasyon toplayabiliyoruz. Metafizikte aslında biz buna mekan içinde duru görü diyoruz. İkiye ayırırız. Zaman içinde duru görü ve mekan içinde duru görü. Hepsini astral seyahat olarak değerlendiremeyiz ama temel olarak şuurun uzanması, şuurun projekte olması ve alınan enformasyon aynıdır. Zaman içindeki duru görü hem geçmişe hem geleceğe de uzanabilir. Mekan içinde duru görü dünyada herhangi bir noktaya aynı anda eş zamanlı olarak şuurunuzun, bilincinizin projekte olup oradan enformasyon toplaması. Yusuf Bey'in durumunda da ben bunu görüyorum açıkçası. Bunlar zaten etrafımızda birçok insanın yaşadığı şeyler. Bunları anlatamıyorlar, şey yapamıyorlar, herkesle paylaşmıyor insanlar. Bu yüzden duyulmuyor. Duyulduğu zaman da maalesef toplumsal bir hastalığımız var bizim. Ön yargı, alaycılık, bu şekilde yaklaşıyoruz. Halbuki 200 yıldır bilinen ve birçok insanın da yaşadığı bir takım parapsikolojik olgular bunlar. Hayatın doğal bir parçası, insan varlığının o geniş katman katman ruhsal varlığının çok güçlü bir potansiyeli var. Bunları artık herkesin anlaması lazım. Herkesin artık bunları alıştırması lazım kendisine. 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri bu konuda çok geri kaldığını düşünerek çok önemli çalışmalara girdi. Sovyetler çok ilerideydi. 20-25 yıl ilerideydi Amerika'dan bu parapsikoloji çalışmalarında. Ne yaptılar? Stanford Üniversitesi mütevelli heyetinin kurduğu Stanford Research Institute vardır. Buraya işte Pentagon gitti, askeri yetkililer gitti, bir şey kurdular, ekip kurdular. Parapsikoloji ekibi, duru göre ekibi kurdular. 1975'ten 1995'e kadar 20 yıl çalıştı bu ekip. Ve çok önemli sonuçlar aldılar. Askeri istihbarat üzerine çalıştılar. Sovyetler bu konuda son derece ileri olduğu için Amerika ciddi sıkıntı yaşadığını düşündü bu noktada ve 50 milyon dolar para ayırdılar bu şeye, çalışmalara. Başında Harold Puthoff vardı. Stanford Üniversitesi elektrik mühendisiydi kendisi. Sonra Russell Targ geldi. O da çok önemli bir bilim adamıdır, fizikçidir. Ingo Swann diye bir New Yorklu bir psişikle çalıştılar. Bir ressamdır aslında Ingo Swann. Çok yüksek seviyeli bir psişikti. Çalıştılar. Sovyetlerin askeri sırlarına baktılar oturdukları yerden. Ingo Swann'e bir şey veriyorlardı. Hedef veriyorlardı. Ve oraya bakıyordu. Başka psişikler de var tabii ekipte. Mesela 70'lerin sonunda sanıyorum 79... Sovyetler yeni bir soğuk savaş dönemi hala. Yeni bir denizaltı üretiyorlar. Onlar Kaliforniya'dan o pisişikler o yeni üretilen denizaltının bütün özelliklerini öğrendiler. Ve ne zaman Sovyetlerin bunu denize çıkaracağını da öğrendiler. Hakikaten de bütün anlattıkları çıktı. Baktılar işte şeyin mekanik özelliklerine, motoruna vesairene, silahlarına falan. Hepsi kayıtlı. 100 gün sonra da şey dedi, 100 gün sonra da denize çıkacak dedi bu yeni denizaltı modeli, oradaki pisişik. Hakikaten tam 120 gün sonra aynı özelliklerde, aynı niteliklere sahip bir denizaltı çıktı. Bunların kayıtları sonradan yayınlandı zaten. Şeyi yaptılar, Amerikalılar bir albayı kurtardılar Lübnan'da bu pisişik çalışmayla. Esir alınmış bir albayı Güney Lübnan'da bir köy evinde olduğunu tespit ettiler. Ama ben şeyle, astral projeksiyonla şey yapıldı, tespit edildi albayın yeri ve kurtarıldı. Sayısız çalışmalar var. Sonra Princeton Üniversitesi, bakın ne kadar önemli üniversiteler. Princeton Üniversitesi yine 1970'lerin sonunda bir çalışma başlattı. PEER adı verilen bir şey, çalışma. Princeton Engineering Anomalies Research. Mühendislik anomalileri araştırması adı altında bir şey kuruldu, yapı kuruldu. Yine bu duru görü çalışmaları yapıldı. 336 girişim yaptılar ve çok büyük başarı elde ettiler. Sonra bu programların kapatıldığı söylendi. Fakat ben öyle olduğunu zannetmiyorum.
bütün şeyiyle tam güçle çalışıyor bence bu programlar. Sovyetler tabii şey olduktan sonra, yıkıldıktan sonra Rusya da bunu devam ettirdi. Askeri psişik istihbarat programını Amerikalılar da şu anda devam ettiriyorlar. O zamanki adı Stargate'di hatta. Programın son adı. Çok isim değiştirdi. En son Stargate programıydı. 1995'te bu program kapatıldı dediler. Fakat bunun kapatılması mümkün değil bu kadar başarılı bir programın. Sadece gizlilik sınıflandırması arttı, öyle zannediyorum. Devam ediyor. Yani bunu devletler de biliyor. Gayet iyi biliyorlar. Bilim insanları da biliyor. Bazı çok önemli psikologlar da var bu işlerin içerisinde. Yani insan varlığının böyle bir potansiyeli var. İnsan varlığı daha önce söylediğim gibi ideal belli koşullar altında ve eğer altyapıda da bir psişik yapı varsa, genetik yapıda, şuurunu evrenin herhangi bir köşesine, herhangi bir zamanına, herhangi bir mekanına rahat projekte edip enformasyon toplayabilir. Hatta işte Jüpiter'le ilgili enformasyon da topladılar. Ingo Sven oraya 3,5 dakika bağlandı. O zamanlar henüz Voyager uzay aracı gitmemişti Jüpiter'e. Jüpiter hakkında çok fazla bilgi yoktu. Ingo Sven o 3,5 dakika boyunca hem atmosferik özellikleri, hem yüzey özellikleri, hem de işte bir takım fizik yapısı hakkında Jüpiter'in çok önemli enformasyonlar aldı o 3,5 dakikada. Yani Kaliforniya'da oturuyor, oradan şuur projeksiyonuyla Jüpiter'den ve Jüpiter'in aylarından, uydularından enformasyonlar aldı. Sonra Voyager uzay aracı gittiğinde bu enformasyonun hepsi doğrulandı. Örneğin Jüpiter'in de Satürn gibi halkaları olduğu bilinmiyordu o zaman. Ingo Sven bunları söylediğinde çok şaşırmışlardı. Voyager bunların fotoğraflarını çekti ve bu söyledikleri de teyit olmuş oldu. Yani çok uzun yıllardır denenen, çok net şekilde bilinen bir olguyla karşı karşıyayız. Onun için lütfen kimse bu konuya alaycı yaklaşmasın, ön yargıyla yaklaşmasın. Etrafımızda da birçok insan var. Bu tür astral projeksiyonlar yapan, şuur projeksiyonları yapan, mekan içinde duru görü, zaman içinde duru görü yapan bu insanlar bunun gayet farkındalar. Evrenin her noktasından dünyada da herhangi bir noktaya uzanarak ama yarı şuurlu halde ama şuurlu halde, uyanık halde bu enformasyonu toplayabiliyorlar. İnsanın psişik yapısında böyle çok yüksek bir yetenek var. Çoğu insanda uykuda olmasına rağmen potansiyel olarak herkeste var. Herkeste var böyle bir şey. Ama bazılarında genetik olarak çok daha yatkınlık var. Öyle söyleyeyim. Yani hani şimdi biz Yusuf Güney'le acaba koronadan canı fazlaca mı sıkıldı? Yoksa gerçekten bunları yaşadı mı? Hani çok kibarca söylüyorum. Çok ileriye giden çünkü yorumlar oldu kendisiyle ilgili. Diye konuşulurken siz bunun devletlerin eliyle yapıldığını, üniversitelerde yapıldığını 1970'lerde, hatta Rusya'nın çok daha öncesinde yapmaya başladığını söylüyorsunuz. Aklıma şu geldi, acaba bizim ülkemizde böyle bir çalışma yani yapılıyor olabilir mi? 1970'lerde başlamış ya Elinoğlu. Hani bizde de var mıdır acaba bu çalışmalar? Var, böyle bir birim var bizim istihbaratımızın içinde de. Biraz daha geç başladı bizde. Ama var. Var. Zaten bütün ciddi devletler bunu yapar. Bütün ciddi devletler bunu yapar. Bu çok büyük bir potansiyele sahip bir konu. Oturdukları yerden işte Amerikalılar, Ruslar birbirlerinin nükleer sırlarını aldılar. Yer altındaki üslerini tespit ettiler. Yani milli güvenlik açısından da çok çok önemli. Zaten Türkiye bir cennet bu konuda. Yani bizim genetik yapımız. O kadim geçmişten getirdiğimiz, bir Mu kökenimizden getirdiğimiz, Mu genetiğimizden getirdiğimiz muazzam bir genetik yapımız var. Dolayısıyla Türk insanı, Anadolu insanı zaten psişik olarak üst seviyededir. Bizdeki psişik insan sayısı batıya göre 3-4 kat fazladır. Zaten altyapımızda böyle bir şey var. Ve öyle insanlar tanıyoruz ki hakikaten muazzam çalışıyor. Ya bana günlük olarak birkaç gün sonra ne olacağını, işte
şey yapan, raporlayan insanlar var. Çok yakın zamana dair, yakın geleceğe ilişkin birçok şeyi bizim zaman içinde duru göre dediğimiz yetenekle görüp raporlayan insanlar var. Bunlar yapılıyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir konuda daha yorumunuzu daha doğrusu merak ediyorum. Şimdi ben Yusuf Güney haberlerini duyunca şunu çok merak ettim. Bu kadar popüler bir insan neden bunu anlattı? Yani değil mi? En çok bunu merak ettim yaşadığı şeyden çok. Neden? Diyor ki ben bunu anlatmazdım. Çünkü dolu insanın benimle dalga geçeceğini, hatta bunu anlatmış olmamın bana iş ve itibar kaybettireceğini de biliyorum. Ama bir rüya gördüm ve bunu anlatmam gerektiği bana söylendi. Detaylarını anlatamayacağım. Anlatmayacağım rüyamı diyor. Yani şuna inanıyor ki tüm benliğiyle bunu yaşadıktan sonra da anlatmak onun bir görevi. Hani bu tarz çok örnekler yaşıyorsunuz. İnsanlar ulaşıyor ya, bundan da haberdar etmek istedim sizi. Yorumunuz ne olur acaba buna? Bu çok tipik bir durum aslında. Bir insan durup dururken kendi kariyerini, kendi itibarını zedeleyecek fantastik bir şeyi anlatmaya kalkmaz. O, çok yüksek bir motivasyon gerekir. Gerçekten bunu samimi olarak ben yaşadığına inanıyorum. Oldukça tipik zaten anlattıkları. Bazı şeyleri paylaşması gerekiyor zaten kamuoyu önündeki insanların. Bu konudaki bilinçlenmenin şey olması için, genişlemesi için, toplumun bu konulara biraz daha alışması için, bu bakış açısının, dünya görüşünün biraz daha gelişmesi, değişmesi için, insanın ruhsal yapısının, ruhsal kapasitesinin daha iyi anlaşılması için bu insanların konuşması gerekiyor. Toplum önünde olan, göz önünde olan insanların da bu deneyimlerini paylaşması gerekiyor. Yusuf Bey gibi çok insan var, bana ulaşıyorlar. Toplumda bilinen insanlar bunlar. Fakat isimlerini saklayarak şey yapıyorlar. Daha doğrusu isimlerini benim saklamamı istiyorlar. Benimle paylaştıkları şeyler var. Ben tabii ki paylaşamam bunları. Benimle birlikte gidecek. Eğer onlar paylaşmazlarsa mezara gidecek onlar. Bana söylesinler, ben paylaşırım herkese. O gibi birçok insan var. Yani dünya dışı temas yaşayan da var. Temaslar yaşayan da var ama o linç edilme korkusu var ya işte. Sosyal medyada linç edilme korkusu onları bu işlerde biraz şey yapıyor. Engelliyor, duraksatıyor. O yüzden cesur olmak lazım. Bir cesaret örneğidir bence Yusuf Bey'in gösterdiği. Ben samimiyetle inanıyorum. Çünkü gerçekten hiç kimse kolay kolay böyle bir şeyle ortaya çıkmayı tercih etmez. Bu reklam ve ebe meselesi değil. Ben çok teşekkür ediyorum kıymetli Anadolubaşı. Sizinle yayın yapmak, görüşmek her zaman çok keyifli. İnşallah en kısa zamanda da görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Tabii ki. Benim için de çok keyifli her zaman. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem Yusuf Güney'in hem de Erhan Kolbaşı'nın açıklamaları çok konuşulacak daha diye düşünüyorum. Yusuf Güney'e açık yüreklilikle yaşadıklarını bir kez de İkar Boralı YouTube kanalında paylaştığı için, sorularıma cevap verdiği için çok teşekkürler. Erhan Kolbaşı'na da aslında durumun ne kadar önemli olduğunu ülkemizde de böyle bir metafizik istihbarat teşkilatının kurulmuş olduğunu, büyük mücadeleler verdiklerini anlattığı, söylediği, paylaştığı, açıkladığı için ve tüm bilgileri için çok teşekkür ederim. Umut ediyorum bir katkısı olmuş olsun. Bu arada bu özel bölüm sizlere YouTube partnerim Your Media sayesinde ulaşmış oldu. Aydın Bey, Zinnet Hanım, tüm ekip arkadaşlarım, hepinizi görüşmek üzere Allah'a emanet ediyorum. Lütfen siz de video boyunca yorumlarınızla bana eşlik etmeyi ihmal etmeyin. Kanaldan ayrılmadan önce abone değilseniz İlkay Boralı YouTube kanalına abone olun. Ve bildirim zilini, aşağıda gördüğünüz zili mutlaka açın ki videolarımızdan, üretimlerimizden taze taze ve anında haberiniz olmuş olsun. Siz oradaysanız, varsanız tüm takipçilerim için söylüyorum. İzliyorsanız İlkay Boralı burada, İlkay Boralı YouTube kanalı burada. Varlığınız, orada olmanız bana büyük güç veriyor. Eleştirilerinizi, yapıcı eleştirilerinizi, önerilerinizi, sorularınızı kanalımda görmek istediklerinizi lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Hoşça kalın.